Hangi kadar? Veya arkadaşlar merhaba. Bu video neden önerilenlere çıktığı hiçbir fikrim yok ama acayip komik. İlk videom like atın. Atmayan adam değil lan. LGS'ye giren kişilere şimdiden geçmiş olsun. Şimdi size önemli bir bilgi söyleyeceğim ve lütfen buna düzgün bir tepki verin. Artık kahve içmiyorum. Yani anlıyorsunuz mu, artık eskisi gibi sarmıyor. Sorun kahvede değil, sorun bende. Şu an son zamanlarda çiğ köfte salam kombonu yapıyorum. Çok iyi, bence deneyin. Yani çiğ köfte salam demişken bugün tüm efendiliğimle markete gidecek. İşte aldım maskemi ve şey, yanlış anlamayın, böyle bakkallarda satılan ucuz maskelerden değil. Şu gördüğünüz ipleri deniz ayısının amına koyayım. Kutup ayısının kürkünden tasarlanmıştır. Ve tabii ki iç kısmı %100 Arizona pumasının kürkünden yapılmıştır. Soyları tükenmek üzere. At yalanlı. İşte taktım maskeyi ve şey, maske yakışıyormuş. O an maskeden çok kötü bir koku geldi. Yani bu maskeyi takıp ben bir yere gidemezdim. Ve yıkamak için de zaman yoktu o an. O zaman Zeki kardeşiniz ne yaptı size? Parfüm sıktı. Salak, yemin ederim. Ve abi hiçbir zaman bunu yapmayın. Dışarı çıktığımda başta çok hissetmedim ama BİM'e girdiğim zaman... İşte anlayacağınız, benim gibi mal olmayın. Ve bir önemli bilgi daha. Kanala katıl butonu geldi. Aşağıdan şu an görebilirsiniz zaten. Bunun ne olduğunu zaten muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Ve ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuzdur. Anlayacağınız, kahveyi bırakmış olabilirim ama hala noodle yiyorum. Ve noodle'a da tabii ki zam geldi. Aslında gelmedi, götünden uyduruyorum ama gelebilir yani her an. Bu sponsorluğun ödüllerini falan söylemeyeceğim, zaten aşağıda gösteriyor. Neyse, 3 saniye içerisinde like butonunu dövüyorsunuz ve birkaç sene sonra bu villaya çıkıyorsunuz. Anlarsın ya. Sasuke! En iyi RPG zeka oyunlarından bir tanesi şimdi de telefonlarda oynanabiliyor. Yani bunu dediğime göre oyun bilgisayardan telefona taşındı. Hikaye göre abi kardeş trajedik bir olaydan sonra birbirlerini unutuyorlar. Bir oyun boyunca genel amacınız bu hatıraları toplamak olacak. Ha şimdi toplamak derken yani adınız işte. Oyunun 15 saatlik bir gameplay var. Ama eğer LoL'de lane seçmeden şampiyonu kilitliyorsanız 30 saatlik bir gameplay. Oyunun grafiklerinin ne kadar sulandırıcı olduğunu görüyorsunuz. Yani görmeyen de ne bileyim yani. Oyunun grafiklerinin güzel olduğu kadar da kontrolleri çok basit. Yani bildiğiniz oyun mallar için yapılmış. Yani şey, kontrolleri. Ve oyun bir tık anime stilinde yapılmış. Bir de oyunda çok zor bosslar var. Ve bunların hepsi paralı. Ama tabii APK indirebilirsiniz. Bir de oyun sadece iOS'ta var. Yapacak bir şey yok abi. Dünya Android'lerin etrafında dönmüyor. Ama Android'lere yakında çıkacağı söyleniyor. Sabır, wait. Çok güzel grafikleri ve müziğe sahip olan, hikayesinin hiçbir şeyle alakası olmayan, bir taraftan da her şeyle alakası olan bir oyun. Ben zamanında nasıl 150 binlik bir kitle topladım lan? PC 3'ten telefonlarımıza kadar gelen oyun. PC derken PC 5'i nasıl buldunuz? Şimdi PC 5'in sunumunu izledim ve en çok güldüren şey şuydu. 1,5 saat boyunca işte PC 5 bunu yapabiliyor, böyle yapabiliyor, böyle tasarlanır, bla 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 bla. Ve iş PC 5'in fiyatına gelince böyle oluyor. Yeni çıkan PlayStation 5'in fiyatı... Oysa ki ben sadece fiyatını öğrenmek için video izliyordum. Neyse, oyun hakkında bahsediyordum. Oyunu şu anlık sadece iPhone kullanıcıları oynayabilir. Eğer bir iPhone kullanıcısı değilseniz oyunu oynayamazsınız. Çünkü oyunu sadece iPhone kullanıcıları oynayabilir. Sorry. Oyunda sadece 3 tane temel hareket var. Hareket etmek, zıplamak ve değişik bir ses çıkarmak. Hayır bu değil. Ne fightingler, ne balistik, ne yarış, ne parkur, hiçbiri yok. Ve böyle oyunların olmazsa olmazı bulmacalar. Onlar bile yok. Peki o halde oyunun amacı ne diyeceksiniz? Oyunu oynama. Yok. Oyun boyunca şu ne olduğu belli olmayan tuhaf yolcuyu kontrol edeceğiz. Ve bizim gibi başka tuhaf yolcularla tanışacağız. Neyse amık, ben battım çıkamıyorum. Warface. Çok fazla ses yapan ve bir o kadar da kötü olan bir oyun. Tabii ki Russia'da. Burada çok oynanmıyor. Ama size bu oyunu böyle açıklayayım. Türkiye'nin Zula'sı gibi bir şey. Ve işte bu mobil versiyonu da Zula'nın mobil versiyonu gibi bir şey. İkisi de birbirinden kötü. Rusya'da bu oyunun kitlesi genellikle zeka gerili olan imbesillerden oluşuyor. Ki Zula için de aynı şey geçerli. Eğer Zula oynuyorsanız, kusura bakın abi, salak mısınız amına koyayım? Niye? Oyunu eklememin tek amacı geçenlerde çıktı galiba ve ben bunu yeni öğrendim. Veya çoktan çıktı, ben bunu yeni öğrendim. Bilmiyorum. Yani 2K 26 Mayıs'ta çıkmış. Oyunun ne olduğunu açıklamak gerekirse, yani açıklayacak fazla hiçbir yanı yok. Normal bir FPS oyunu. Yok abi, sıcaktan piştim. Pencereyi açtım, umarım yağmur sesi gelmiyordu. Ne malumse bir hafta boyunca hiç durmadan hala yağmur yağıyor. Yani neden? Birazdan hem spora gideceğim. Ben ne yapacağım şimdi bu yağmurda? Oğlum bende bir yetenek var bence. Konuyu çok iyi çeviriyorum. Normal hayatta da böyleyim yani. İşime gelmeyen bir konu oldum, ben onu çeviriyorum genelde. Mesela arkadaşım. Bayram, Elite'yle borcun ne oldu? Ne zaman vereceksin? Ben. Abi Mustera canavar ya. O geçen maçlık kurtarışı gördünüz mü? Oysa ki yaklaşık 5 yıldır falan futbol takip etmiyorum. Eğer Zula'nın bilgisayar versiyonunun ve mobil versiyonunun bokluğu yetmiyorsa bu oyunu da ekleyebilirsiniz. Mobildeki belki en iyi oyunlardan bir tanesi. Oyunda Shelly isimli bir ajanı oynayacağız ve bulunduğu noktadan kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya demeyelim, taktiksel geri çekilme yapmaya çalışıyor. Güzel grafikler, mükemmel efektler, action dolu sahneler, farklı silahlar, farklı zombiler, farklı bosslar, hepsi bu oyunda. Oyun çok kısa. Aynı senin boyun gibi.
Üzdüysem özür dilerim. Oyun 1 saate yakın bir sürede geçiliyor. Bu oyun bilgisayar versiyonu da var. Mobil versiyonun biraz daha upgrade'lenmiş hali ve tabii ki daha iyi. Dediklerine göre bu oyun tek kişi tarafından yapılmış ama ne bileyim yani pek inandığım söylenemez. Ama bir kişi tarafından yapılan başka oyunlar da göstermiştim videolarımda. Ona göre değerlendirme yapalım yani. Ve oyun yapımcısının dediğine göre oyunu devam ettirmek için para biriktiriyor. Ama şimdi düz mantık kullanırsak oyun 14 TL ve 11 kişi indirdiğine göre 140 bin. Yeterlidir sanki ya. Neyse oyun dediğim gibi çok kısa bir saatte geçti, bu yüzden ona göre paranızı harcayın. Hiçbiriniz paranızı harcamayacaktınız ama olsun gene de, ben söylemiş olayım. Şimdi oyunun hikayesine göre bizim kızımızı kaçırıyorlar ve nedense karanlık bir hapishaneye götürüyorlar. Oyunlar da buradan geliyor zaten. Ve tabii ki baba olarak onu kurtarmamız gerekiyor. Oyunun grafikleri mobil oyunlara göre gayet. Fighting sistemi ise bir tık Dark Souls'tan alınmış olabilir ama kimin umurunda yani. Oyunun başlangıcında kendi karakterinizi kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Yani kostümizasyon sistemi var. Oyunun sinir bozucu yanları, oyunu açmak için internette ihtiyacınız var ve oyunun öğretici modu. Durmadan vuracaksın, yeteneklerin dolduğu zaman kullanacaksın ve vurmaya devam edeceksin, bu kadar. Oyun Android ve iOS'lar için beleş. Bir aralar videomda gösterdiğim Fail Breaks'in başka bir versiyonu. Ama oyun yapımcıları aynı. Ve bu oyun yapımcılarının diğer oyunlarına baktım. Nedense çoğu oyunları birisinin yanlış yola gelip sonra da çakılmasıyla alakalı. Neyse uzatmayalım. Diğer 5 tane oyunda olduğu gibi bu oyunda da önce kaykay sürüyoruz. Hayır, diğer oyunlarda kaykay değil yani, sadece bu oyunda kaykay. Ve yanlışlıkla yanlış yola düşüyoruz. Yani yok, işin sonunda illaki çakılacağız ama sadece bu süreyi birazcık uzatıyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Önünüze çıkan engelleri aşıyorsunuz, yolunuza çıkan paraları topluyorsunuz, bu kadar. Yani anlayacağınız, sonunu bildiğiniz bir yola çıkıyorsunuz. Oyun sadece düz bir rekor oyunu. Arkadaşlarınız falan yarışabilirsiniz. Ve bir de oyun kendi tarzındaki değişik bir grafikte yapılmış. Benim hoşuma gitti. PC'ye çıktıktan 5 yıl sonra sonunda telefonlara da geldi. Bu oyunu bilmeyeniniz yoktur zaten. Eğer bilmeyen saygısızlar varsa onları da anlatayım. Şimdi bir tane manyak var ve o manyaktan kaçmaya çalışan 4 kişi var. İstediğinizi seçip oynayabilirsiniz. Eğer manyağı seçerseniz o 4 kişiyi öldürmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yaparsanız artık size kalmış ama öldüreceksiniz. Eğer normal insanı seçerseniz manyaktan hep kaçmanız gerekiyor. Verderek tüm jeneratörleri çalıştıracaksınız, kapılar açılacak, siz de kurtulacaksınız. Ve tabii ki haritada farklı eşyalar da bulabilirsiniz. Benzin, tüfek filan. Manyak biraz yavaş olabilir ama gene de ondan kaçması kolay olmayacak. Çünkü farklı yetenekleri var. Mesela sizi görüyor. Yakında olduğunuz zaman sizi hissediyor. Duvar, kapı, pencere... Hak içinden geçiyor direkt. Siz peki ne yapıyorsunuz? Oyuna yeni bir şey bulundu. Son zamanlarda çok yapılıyor. Yanınıza yaklaştığı gibi 360 dönüyorsunuz ve fake yiyor. Neyse, eğer arkadaşlarınız varsa ve 4 kişilerse 5. siz oluyorsunuz. Bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyunda siz 10 tane farklı meyveden bir tanesini seçiyorsunuz ve başka meyveleri öldürüyorsunuz. Fark ettim ki listemdeki oyunların her biri birbirinden daha kötü. Oyundaki tüm meyvelerin kendine özgü yetenekleri var. Toplam 50'den fazla yetenek var. Ve rakiplerinizle kapışabileceğiniz 3 tane farklı arena. Ve tabii ki normal oyundan sıkılırsanız haftalık görevleri de yapabilirsiniz. Bu oyun bir tık Brawl Stars'ı andırıyor gibi. Tabii gameplay'inden değil, sistemine göre sadece. Oyunda bir tık dengesizlik var. Bu yüzden de 3.3 yıldız. Neden mi? Çünkü tabii şimdi küfür etmek istemiyorum nimet ama şu ananaslar ve burgerler diğer şampiyonlara göre bence daha güçlü. Yani karşılarına durabilmek için çok oynamanız gerekiyor. Bu 1. Oyunda bazen beleş hediyeleri alamıyorsunuz. Bu 2. Oyuna bazen savaşa bastığınız zaman oyun savaşa girmiyor ve oyunu silip tekrar yüklerseniz gene aynı şey oluyor. Bu 3. Ama sonuçta oyun beleş, kaybedeceğiniz bir şey de yok. Bu yüzden indirip bir deneyin, gene de zevkli bir oyun. Bu oyunda Brawl Stars'ın tank versiyonu gibi bir şey. Ama tabii Brawl Stars'ı hiç oynamadım, bu yüzden tam bilmiyorum. Oyunda 3 tane mod var. Bayrak yapmaca. Bu oyunda 100 saniye boyunca yaklaşık 1,5 dakika falan. Bayrak sizin takımınızda olması gerekiyor. Takımdan bir kişi alacak ve diğer ikisi onu koruyacak. Böylelikle bayrak en uzun süren iki takımda kalırsa o takım kazanıyor. Yük taşıma modu. Bu oyunda takımdan bir kişi yükü alacak ve onu base'inize götürmeye çalışacak. Ve siz ikiniz onu koruyacaksınız. Ve bu tür oyunların olmazsa olmazı ölüm maçı. En çok hangi takım kill alırsa o takım kazanıyor. Maçtan sonra kazanacağınız parayla da tankınızı geliştireceksiniz, onu modifiye edeceksiniz. Onun dışında oyunda donate sistemi ve loot boxlar var. Ama oyun son güncellemelerle bir tık o tasarmış olabilir. Çünkü oyundaki rank sistemi bir tık değişti. Anlayacağız, rank kasmak neredeyse imkansız bir şey. Herkes düşüyor da düşüyor. İkincisi ise oyun bir tık pay to win olmaya başladı. Rank aslarken karşınıza genellikle daha güçlü silahları olan rakipler geliyor. İşte bu yüzden oyun 3.6 yıldız aldı ve herkesin dediğine göre eskiden daha güzeldi. Ve bir saçma gereksiz boş videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse de gitmediyse de like atın. Çünkü like'lar sarıyor. Ve anormal alemimize de katılmayı unutmayın. Bir çabuk 100 bin yapalım da şu plaketi alayım artık. Ha bir de katıl butonu biliyorsunuz açıldı. Videonun başında söyledim ve sonunda da söyleyeceğim. Noodle parası için destek olmak isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ha bir de Discord'da 5000 kişi oldu. Bu gayet güzel bir şey. Discord'u ne zaman açmazsam hep gizli modda oturuyorum mecbur. Ama gizli gizli chat'e yazılanları da okumuyorum değil bak. Neyse demem ki açıklama kısmından Discord'a katılabilirsiniz. Bazen girip chat'te falan sohbet ediyorum veya müzik dinliyorum yani. Eğer denk gelirse konuşabiliriz. Ve Instagram tabii ki, içinde hiçbir türlü havalı fotoğraflar veya yayın atan storyler yok, sadece takip edin. Neyse, videoyu 10 dakikaya geçirmekte zaten pek zorlanmadım, bu yüzden bay.